Mutlak bir dejenerasyon söz konusu. Hem de nasıl? Vahşi, sinsi ve şeytani bir zaman dilimi içerisindeyiz. Denir ya kıyamet alametleri. Ne yazık ki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel bir çürümüşlük girdabı içerisinde gark olmak üzereyiz. Belirsizlik o biçim, yaşamı anı almış, doğru ve sağlıklı bir istikamet söz konusu değil. Manevi bir çöküş var. Yazılı ve görsel medyanın haber bültenleri korkunç ve ürkütücü hadiselerle dolu. Toplum tüm değerleriyle travma geçiriyor. Çarşıda, pazarda, iş yerinde, okulda dahi insanlar burunlarından soluyor. En küçük bir tartışma, şiddetle, yaralamayla, cinayetle sonuçlanıyor. İntihar mı, boşanmalar mı, uyuşturucu mu, fuhuş mu, gayri ahlaki hadiseler mi, beni bir para. Adaletsizliği gelir dağılımındaki eşitsizlik mi? Yalana, dolana, hileye aldatma, meyil edicilik mi? Ne derseniz hepsi var. Lüks ve israf, bahanecilik. İnsani ve vicdani duygu tamamen yok olmuş. İşte toplumun sosyal bünyesine yerleşen bu ahlaki çürümüşlük virüsü giderek yaşamı esir almaktadır. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, suistimaller, adam kayırma, hırla. İşte cezaevleri tıklım tıklım. İşte suç ve suç şekilleri. Genel itibariyle maddi bir vesayetin altında maneviyatımızı tükettik. Ne hasindir ki toplumun geldiği vahim duruma kafa yorulsa da, çığlıklar atılsa da çözme odaklı inisiyatif alan yok. Biliyorum tuzu kuru olanlar ne bu felaket tellallığı diyecekler. Olsun desinler. Ama biz ülkenin ve toplumun hakikatlerine yaşadığı sosyal çürümüşlüğe şal çekemeyiz ve ortamı da toz pembe gösteremeyiz. Çünkü ahlakı simgeleyen dini kültürle donatılan bir toplumken bugün envai ahlaksızlığın gırtlağa dayandığı bir toplum haline geldik. Yukarıda sıraladığım günlük hayat içerisindeki hadiselerin sıradanlaştığını kim inkar edebilir ya da ülkede yaşanmıyor diyebilir ne mümkün. Peki geldiğimiz aşama itibariyle sorumluluk kimde? Elbette ki toplumun her ferdindedir. Ancak en büyük sorumluluk kültür emperyalizmini görmeyen yöneticilerimizdedir, devleti idare edenlerdedir. Bunu görmüyorlarsa ya amadırlar ya da birilerini nam hesabına göz Bugün Türkiye büyük bir kültür emperyalizmi ile karşı karşıyadır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri toplum büyük bir belirsizlikle yönetilmektedir. İlimsiz, ilfansız, kültürsüz bir şekilde sadece laiklik ve kemalizm anlayışı aşılanmaktadır. Onun içindir ki milli kültür denilen ulvi değerlerimiz dejenere olmuştur. Kimse arkasına bakıp da yahu biz nereye gidiyoruz? Bu topluma ne oldu? Tarihimiz buydu, kültürümüz buydu, aba icadımız büyüdüler, coğrafyaları fethettiler ama ne oldu da bugün küçücük bir coğrafyaya sığdırılmış durumdayız diyen var mı? Maalesef sadece laik cumhuriyet denilmekte ama sahadaki uygulamanın neticesi toplumu tüm inanç değerlerinden uzaklaştırıp adeta dinsizleştirmektir. Laiklik denilen kavram ne millidir ne de yerlidir. Fransa'dan ithal edilmiştir. Özünde dinden uzaklaşma var. Peki bin yıllık bir tarihe bir kültüre sahip Aba ecdadının Allahu Ekber nidaları varken fütuhat yapan bir ecdadın evlat ve torunları nasıl oluyor da değişik programlarla donatılıyor. Batıl ve yanlış sloganlarla toplumu özünden saptırıyorlar. Bize göre bunlar İslami olmamakla beraber milli değildir, yerli değildir, ahlaki de değildir. Toplumun 7'den yetmişini ter utaze çağdaş bir kültürle yetiştirmeliyiz. Rehberimiz de imanla ve İslam'la bütünlük sağlamaktır. İlim elde eden bir gençlik lazım. Böylesi bir gençlik olmazsa olmazımız olmalı. Geçmişe yönelik tarihle, kültürle, medrese ilimleriyle, Kur'an okutmakla, tedrisat yapmakla gençlik kendini toparlayabilir, memleketine, ana babasına faydalı bir nesil yetiştirmeliyiz. Bilmeliyiz ki, böylesi bir gençlik yetiştirilmediği müddetçe sosyal çürümüşlükten kurtulmamızı mümkün değil. Her geçen gün daha bir batak hale geliriz. Ne yazık ki herkes gününü gün etmeye çalışıyor. Bakınız dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni vardı. Hem yeni kabine üyeleri hem de milletvekili yemini etmemiş eski bakanlar yemin etti. Bu yemin anayasanın 81. maddesini içermektedir. İçeriğine ve kapsayıcılığına baktığınızda ne hükmen, ne şeren, ne usulen, ne kaydı olarak hiçbir cihette yemin sayılacak gibi değil. Denir ya kim kimi kandırıyor. Bu yemin metni şekli ve yüzeyseldir. Ağır olacak ama hakikat bu aldatmacadan ibarettir. Zira yemin gerçek olarak üç kelimedir. Yani yalan söylerse o yemin sahibini büyük ağır sorumluluk altına koyar. En değerli ve en geçerli yemin üç kelimeden ibarettir. Vallahi billahi tallahi. Müslümanın kültürü bu yeminle oluşmuştur. Evet, bu memleket insanın bin seneden beri inanmış olduğu Yüce İslam dinine bağlılığı ancak bu yeminle sorumlu kalabilir. Yoksa başka yeminler uyduruk yeminlerdir, yemin sayılmaz ve aldatmacadan ibarettir. Ne yazık ki ülkemiz bu hale geldi. Yanlış, ithal malı bir siyasette karşı karşıya kalan bu millet artık başının çaresine de bakamıyor. Çünkü kimi seçerse seçsin, aynı milvar üzerine yemin ediyor ve gününü gün Direk iş başına geçiyor. Bu muhafazakardır, bu dindardır, öbürü dinsizdir, diğeri milliyetçidir. Böyle bir şey yok. Mevcut anayasa ortadadır, hiçbirini kabul etmiyor. Layıkçı bir anayasayla toplum karşı karşıya bırakılmıştır. Toplumda ancak aldatmacalarla, parlak makyajlı cümlelerle kandırılıyor. Millet de onunla kalkıp oturuyor ve yetiniyor. Bu hal muhaldir. Bu toplum aba ecdadının medeniyetine dönmelidir ki içine düştüğü sosyal, ekonomik, kültürel ve inanç değerini tarumar eden çürümüşlükten, travmatik ruh halinden kurtulabilsin. Bu olmadığı takdirde memleket bir yere varamayacağı gibi sulhu da, huzuru da, mutluluğu da, ümmet çiğarıyla olan kardeşliği de yakalamamız mümkün değil. En derin saygı ve sevgilerimle.